Ajans, dünyanın uzak gezegenlerde uzaylı yaşamının keşfine nasıl tepki vereceğini ve bunun tanrılar ve yaratılış algımızı nasıl değiştirebileceğini değerlendirmek için 24 din adamını görevlendirdi. NASA, Princeton Üniversitesi'ndeki İlahiyat Araştırma Merkezi programına katılmak üzere 24 din adamını görevlendirdi. Grup, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunursa insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirlerimizi nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Oxford'dan biyokimya doktorası olan Cambridge Üniversitesi'nde rahip ve ilahiyatçı Andrew Davison, diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığımıza inanıyor. Ajans, NASA'nın 2014 yılında 1.1 milyon dolarlık hibe verdiği Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'ndeki programında yer almak üzere 24 ilahiyatçı ile anlaştı bilim insanlarını ve politikacıları küresel kaygılar hakkında, birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için, bir araya getirerek köprü kurmak olarak tanımlanıyor. 2016 yılında başlayan program, aklımızı kurcalayan hayat nedir, insan ve uzaylı arasındaki çizgiyi nerede çiziyoruz, başka yerlerde duyarlı yaşam için olasılıklar nelerdir, gibi soruları yanıtlamayı amaçladı. Artık NASA'nın Mars'ta iki gezici aracı, Jüpiter ve Satürn'ün yörüngesinde dönen, birkaç sondası var. Ayrıca evrendeki galaksi, yıldız ve gezegen oluşumunu inceleyen, James Webb teleskobunu başlattığına göre, ajansın dünya dışındaki yaşamı keşfetmek için, umutlu olması pek de tuhaf olmamalı. NASA, 2015 yılında başlayan ve 2018 yılına kadar uzanan, astrobiyolojinin toplumsal etkileri başlıklı programı gerçekleştirdi. The Times'ın bildirdiğine göre, Cambridge Üniversitesi'nde bir rahip ve teolog olan ve Oxford'dan biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip Andrew Davison, 2016'dan 2017'ye kadar astrobiyolojinin toplumsal etkilerine katılan 24 teolog arasındaydı. Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde, bu tür bir yaşam doğrulaması yoluyla, nasıl faaliyet göstereceği konusunda önemli bir etken olacaktır. Bu nedenle NASA'nın devam eden amacının bir parçası olarak Princeton'daki Theological Inquiry Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerine çalışmayı destekleme amacının bir parçası olarak yer alıyor. Davison, gelecek yıl diğer gezegenler içinde yaşam bulmaya yaklaştığımıza inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hristiyan Doktrini adlı bir kitap yayınlayacak araştırmalar ve anketler, Amerikalı Hristiyanların diğer gezegenlerde yaşamın olduğuna inanma olasılıklarının, daha düşük olduğunu göstermiştir ancak dünya dışı varlıklar fikrinin, imkansız olduğunu düşünmeyen tek inanan Davison değildir. Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Melo, eğer yaratılışın ürünleri isek, neden diğer gezegenlerde de evrimleşen yaşamımız olmasın? Aksini gerektiren hiçbir şey yok dedi. 2008'de Vatikan'ın baş astronomu Tanrı'ya inanmakla insanlardan daha gelişmiş dünya dışı varlıklar olasılığına inanmak arasında bir çelişki olmadığını söylüyor. Vatikan Gözlemevi Başkanı ve Papa Benedikş'in bilimsel danışmanı olan 45 yaşındaki bir Cizvit rahip olan Joz Gabriel Fanz, bence bu olasılık diğer gezegenlerde yaşam var dedi. İnsanlara benzer veya insanlardan daha fazla evrimleşmiş varlıklardan mı bahsettiği sorulduğunda, elbette bu kadar büyük bir evrende bu hipotezi dışlayamazsınız dedi. 25 Aralık'ta fırlatılan James Webb Teleskobu evrene bakışımızı ve belki de tüm dinlerin kutsal metinlerinde yazılanları değiştirebilir. Ancak tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmazlar. Southern Baptist Theological Seminary Başkanı Albert Mohler 2008 yılındaki bir röportajda uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi. Cevap hayır, bu spekülatif. Orada başka bir hikaye olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Kutsal kitapta bir yerde bir yaşam biçiminin olamayacağını söyleyen hiçbir şey yoktur. Ama bize söylenen, kozmosun bu gezegende, uzayda, zamanda ve tarihte İsa Mesih'in günahkar insanlığı kurtarmaya gelmesi için yaratıldığıdır. Uzak nesneler, zamanın çok gerilerinden ışık yayan evrenimizin sırlarını çözmeye yardımcı olabilecek bir zaman makinesi olarak tanımlandı. Teleskop 13.5 milyar yıl önce erken evrende doğan ilk galaksilere bakmak için kullanılacak bu güçlü cihazın amacı, süper kütleli kara deliklerin, uzak dünyaların, yıldız patlamalarının, karanlık maddenin ve daha fazlasının gizemlerini çözmektir.